Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. İslam düşüncesinde yorumlardan bahsetmeye devam ediyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde siyasi ve itikadi yorumlardan bahsedeceğiz şimdi. Hz. Muhammed'in vefatından sonra gelişen siyasi olaylar sonucunda İslam dünyasında bazı görüş farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar siyasi gerekçelere dayandığı gibi doğrudan inançla ilgili ihtilafları da kapsamıştır. Zamanla bu farklı yorumlar itikadi ve siyasi yorumlar şeklinde adlandırılmıştır. Haricilik, Mürciye, Mutezile, Şia gibi belli başlı öne çıkan itikadi siyasi mezhepler karşımıza çıkmaya başlamıştır İslam dünyasında. Bu mezhepler fikir ve tutumlarıyla ana bünyeyi oluşturan Müslümanlardan farklılaşmışlardır. Bu ana bünyeyi oluşturan Müslümanlar ise yani çoğunluğu oluşturduğu bu grup ise Ehl-i Sünnet adıyla anılmaya başlanmıştır arkadaşlar. İtikadi ve siyasi mezhepleri bu anlamda temelde iki grupta incelemek mümkün. Bir ehli sünnet grubu, diğeri de Şia grubu. Şia da Şiilik diyoruz biz buna. Şiilik şeklinde de karşımıza çıkar veya ehli sünnetten bahsederken Sünnilik şeklinde de bir tanımlama yapabiliyoruz. Ehli sünnet nedir, ne demektir peki? Hz. Muhammed ile sahabenin takip ettikleri yolu benimseyenler anlamında sünnet ehli, ehli sünnet ifadesi kullanılmaktadır. Ehli sünnet deyince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi Hasan Basri. Hasan Basri'nin fikirleri ehli sünnete öncülük etmiş. Bir diğer önemli isim ise Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin düşünceleri de ehli sünnetin günümüzdeki haliyle şekillenmesinde etkili olmuştur. Tabii ki bunların dışında ehli sünnet dairesi içerisinde sayabileceğimiz birçok mezhep imamı bulunmakta. Ancak Ebu Hanife ile Hasan Basri öncüleri olarak kabul edilmektedir diyebiliriz. Ebu Hanife ile beraber aynı görüşü benimseyen ve itikadi siyasi alanda ehli sünnet olarak karşımıza çıkan en önemli gruplardan birisi Maturidilik, diğeri de Eş'arilik diyebiliriz. Şia grubuna geldiğimizde ise Şia'yı ehli sünnetten ayıran temel unsurlardan bir tanesi Hz. Muhammed'in vefatından sonra halifeliğe layık olanlar sadece Hz. Ali ve Ehli Beyt'tir, Beyt'tir görüşünü savunanlar Şia veya Şii olarak adlandırılmıştır. Hz. Ali'nin soyundan gelen 12 imam günahsızdır bu inan şey Şii'nin savunduğu duruma göre ve bu bir inanç meselesidir arkadaşlar. Bundan dolayı itikadi mezhepler içerisinde Şia grubunu değerlendiriyoruz. Siyasi bir mesele olarak ortaya çıkan durum mesele inanç meselesi haline gelmiştir. Şiilikte birçok farklı grup var, alt grup var ama en çok öne çıkan ve bilinen İmamiye ve Zeydiye gruplarından bahsedeceğiz biz. Şimdi bu grupları kısaca tanıyacak olursak, önce Ehl-i Sünnet gruplarından bahsedecek olursak, Maturidilik. Maturidilik, Ebu Mansur Muhammed el-Maturidi'nin görüşleri etrafında ortaya çıkmış bir mezheptir. Ebu Hanife'den etkilenmiştir İmam Maturidi. Türkler arasında oldukça yaygındır. Temel görüşlerinden bir tanesi dini nakillerle aklı uzlaştırma yoluna gitmiştir. Yani sünnet, Kur'an ve aklı uzlaştırarak bir düşünce sistemi benimsemiştir. İnanç esasları akılla kavranabilir der İmam Maturidi. Aynı zamanda en önemli öne çıkan görüşlerinden bir tanesi de büyük günah işleyen kişi dinden çıkmaz fakat günahkar olur. Eş'ariliğe geldiğimizde diğer ehli sünnet grubu Eş'arilik. Bunların her ikisi de ehli sünnet dairesinde değerlendirdiğimiz gruplarda hatırlayacağınız üzere Ebul Hasan el-Eş'ari'nin görüşleri etrafında ortaya çıkan, şekillenen gruptu. Eş'arilikte İmam Eş'ari'nin düşünce yapısında şöyle bir süreçten bahsediyoruz. 40 yaşına kadar Mutezile'nin akla öncelik veren görüşlerini benimsemiş ama daha sonra Mutezile'nin görüşlerine karşı çıkmış ve ilk önce Ahmet bin Hanbel'in görüşlerine yanaşmış olmakla beraber kendisi hadis ve sünneti merkeze alan bir yaklaşım benimsemiştir diyoruz. Aslında Maturidilikle aynı şeyi ortaya çıkarır ama hadis ve sünnet daha ön plandadır Maturidiliğe göre. Eş'ariliğin savunduğu görüşlerden bir tanesi Allah'ın ahirette müminler tarafından görülmesinin mümkün olacağını söyler Eş'ari. Aynı zamanda büyük günah işleyen dinden çıkmaz. Maturidi ile aynı şeyi söyler ve der ki günahının karşılığını cehennemde gördükten sonra cennete girecektir inanan kimse der.
Gelelim Şii gruplarında karşımıza çıkan İmamiye ve Zeydiye. Şia dedik bunların her ikisine de biz. İmamiye bunlar arasında en yaygın olan İran'ın da resmi mezhebi olarak karşımıza çıkan koludur. İmamiye'nin savunduğu temel de esaslar vardır ki bunlar tevhid, nübüvvet, imamet, ahiret ve adalet. Tevhid Allah'ın birliği, nübüvvet peygamberlik olgusu, ahiret ve adalet olgularını da temel esas olarak kabul ediyor. Bunların içerisinde ayırıcı unsur imamettir arkadaşlar. Az önce de söylemiştik Şiilikte 12 imam inancına dayanıyor. İmamete göre imamların sayısı 12'dir. Son imam sağdır ve günü geldiğinde yeryüzünde adaleti sağlamak için taraftarların arasına dönecektir. Muhammed Mehdi olarak adlandırılan bu son imamı beklemektedirler. Zeydiye dediğimiz grup ise her ne kadar Şiilik içerisinde değerlendiriliyor olsa da aslında bazı görüşler noktasında Ehl-i Sünnet'e ışık yakmaktadır. İmametteki dördüncü imam olan Ali Zeynel Abidin'in oğlu Zeydi imam olarak kabul eder. Bu yüzden Zeydiye olarak adlandırılır. Diğer Şii fırkalarından ayrılan bir yapısı vardır. Derler ki ilim, takva, cesaret sahibi herkes imametini ilan edebilir. Yani bu anlamda 12 sayısıyla sınırlandırmıyor imamlarının sayısını. 12 ile sınırlandırmamıştır. Aynı zamanda şeyde yer alan imamiyede yer alan bütün 12 imamlar günahsızdır, suçsuzdur, masumdur inancını kabul etmiyor Zeydiyeler. Bu noktada yine Ehl-i Sünnet'le ortak bir görüşü benimsiyor. İmamlar hatasız ve günahsız değildirler der Zeydiye grubu bu anlamda. Evet, bu videomuzun konusu bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.